Merhaba sevgili dostlar. Türküler 7 iklim ve 4 mevsimdir. Türküler geçmişi bugüne, bugünü yarına aktaran melodik duygulardır. Kimi hüzünlü, kimi neşelidir. Türküler bazen bir piyanonun la tuşu, bazen de bağlamanın bam telidir. Gök meydan baş aşağı, belinde şal kuşağı. Alay kalkmış gidiyor, hepsi Bitlis uşağı. İşte bu türkü Bitlis'in bam telidir. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1914 yılı bütün ülkede olduğu gibi Bitlis'in de yıkım tarihlerinden birisidir. Yetmezmiş gibi yeni yeni cepheler açılır. İşte Galicia, az Batı ve Güney cepheleri olduğu gibi. Asker buralara yetişmez ve henüz buluğ çağına ermiş olan gençler dahi askere alınır. İşte bu türkü Bitlis'ten Galicia, Kafkas, Güney ve Batı cephelerine giden Bitlisler türküsüdür. Evet sevgili dostlar, Türkümüzün de anlaşıldığı gibi şu anda bizler Gök Meydan Mahallesi'ndeyiz. Daha önceki programımızda bizler Bitlis'ten bahsederken bir müze kent olduğunu söylemiştik. Ama daha onun öncesinde de Gök Meydan'da meydana gelen bir takım tarihi olayları da anlatmaya çalışacağız. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu muhitte Şerifhanlara ait bir takım eserler bulunmaktadır. Ama ondan önce Şerifhanlarla ilgili bir takım bilgiler aktaralım. Evet sevgili dostlar, türkülere konu olan Gök Meydan şu anda bulunmuş olduğumuz bu muhitin
ismidir. Diğer bir ismi ise mahalle başıdır. Aslında Bitlis bir platodan meydana gelmiştir. Ama suların aşındırması sonucunda derin bir vadiye dönüşmüş durumdadır. Ve burası da Bitlis'in nadir cüzdüklerinden birisidir. Bitlis ve bölgesi zor bir coğrafya. Bundan 800 yıl önce, yani 1220 yılları arasında Bitlis'te yaşayan Kürt aşiretler şimdiki Gülörmak ilçesinin Tap bölgesinde bir araya geldiler. 24 aşiretten oluşan bu Kürt aşiretleri kendi aralarında bir Kürt federasyonu kurdular ve bunun ismini de Rojek koydular. Rojek, geçmişten bugüne Rojek'i Roşkan olarak çeşitli telaffuzlarla anılmaya başlandı. İşte 24 aşiretten oluşan bu konfederasyon almış olduğu karar neticesinde kendi içinden birisini bey olarak tayin etmiş oldu. Geçen süre içerisinde bu konfederasyon o gün Bitlis'i yöneten, yani Bitlis ve Hazo'yu yöneten Gürcü Prens David'e savaş ilan edip buraları almış oldular. Rojiki, yani Roşkan aşiretini yöneten beyin çocuğu olmayınca doğal olarak ardında bir halef bırakmadı. Başsız kalan konfederasyon bir takım çıkmazlara girdikten sonra almış oldukları karar neticesinde o gün Ahlat'ta soyları Kisra krallığına dayanan iki kardeşe müracaat ettiler. Bunlar İzzettin ve Diyarettin kardeşleriydi. Yapılan şenliklerle İzzettin ve Diyarettin kardeşler Bitlis'e getirildi. İzzettin Bitlis'i hakimi oldu, Diyarettin ise Hazro hakimi. Bu iki kardeşten birisi olan Diyarettin Hazro'yu, İzzettin ise Bitlis'i idare etmeye başlarlar. Adil bir şekilde bu topraklar yönetilmeye başlanır. Bir zaman sonra Hazro'yu yöneten Diyarettin kardeşi İzzettin'i ziyaret eder. Bitlis'in havasının, suyunun güzel olması neticesinde deyim yerindeyse Bitlis'e aşık olur. Bir müddet misafir kaldıktan sonra Hazro'ya dönerken Delkitaş mıntıkasında kardeşine ben kalede yüzüğümü unuttum. Siz bekleyin, ben gidip alıp geleyim der. Ve geri Bitlis'e döner, kaleye kapanır. Kardeşi İzzettin kalenin dibine gelir ama Diyarettin'i ikna edemez ve mecbur bir şekilde o da Diyarettin Han'ın yönetmiş olduğu Hazro'yu idare etmek üzere Bitlis'ten ayrılmış olur. İşte Şeref Hanların soyları bu iki kardeşe dayanır. İşte Şerefname'de geçen bizim soyumuz İran Kisra Krallığı'na dayanır sözleri açık ve net bir şekilde yer almaktadır.
Evet sevgili dostlar, işte Şeref Hanlar'ın Hitsi yönetme süreci böylelikle başlamış oluyor. 450 ila 470 yıl arasında adil bir şekilde Bitlis ve bölgesini yönetmiş oldular. Şu anda önünde bulunmuş olduğumuz bu türbenin ismi ise Veli Şemseddin Türbesi. Veli Şemseddin'in diğer bir ismi Emir Şemseddin'dir. 1410 ila 1421 yılları arasında Bitlis'i yönetmiş ve aynı zamanda veli olma ünvanına sahip bir kişiliktir. Adil ve Allah'tan korkan birisi olduğu için ahali kendisine veli yakıştırması yapmıştır. Sevgili dostlar, bizler şu an Veli Şemseddin, yani diğer bir ismiyle Emir Şemseddin'in türbesinin olduğu kapının önündeyiz. İki bölümden oluşan bu türbenin içerisinde 9 adet mezar bulunmaktadır. Ve şu ana kadar elimizde olan bilgilere göre biz iki kişinin ismini biliyoruz. Biri Veli Şemseddin'in, bir diğeri ise Bitlis Emiri Muhammed'in mezarıdır. Veli Şemseddin yaşamış olduğu 1400'lü yıllarda aynı zamanda kendi adına para dahi bastırmıştır. Şerefname'de geçen ibarelere göre bu paraların uğur getirildiği varsayılmaktadır. Türkmen beyi olan Kara Yusuf, Diyarbakır Kürtleri ile yaşamış olduğu bir sorun neticesinde Bitlis emiri Şemseddin'e iltica eder. Şemseddin'in yapmış olduğu bu iyilik neticesinde Kara Yusuf kızını Veli Şemseddin'e verir. Rivayetlere göre Veli Şemseddin hanımı at binmekte ve kılıç kuşanmaktadır. Yapmış olduğu bu serbest hareketler neticesinde Veli Şemseddin tarafından uyarılır. Tabii o zaman aralarında yapılan bir tartışma neticesinde hanımının dişi kırılır. Hanımı hemen dişini bir mendile sararak
kardeşi Deli İskender'e bir mektup gönderir. Deli İskender de o zaman Van'ın Erciş bölgesinde yaşamaktadır. Almış olduğu bu haber neticesinde Deli İskender Ahlat'a gelerek eniştesi yani Emir Şemsettin'e pusu kurmaktadır. Bir gün Emir Şemsettin Ahlat'a giderken kayınbiraderi Deli İskender tarafından şehit edilir. Çok sevildiği için halk Deli Şemsettin'i alır, buraya getirir ve buraya defneder. Geçen süre zarfında 1589 yılında 5. Şeref Han tarafından türbeye dönüştürülür. Ama onun öncesinde Deli Şemsettin'in aynı zamanda buraya bir şemsiye külliyesinde kurduğunu biliyoruz. Ve işte önümüzdeki cami Deli Şemsettin Mescidi olarak anılmaktadır. Aynı zamanda içeride de ilginç hadiselere denk geleceğimiz anlarda yaşayacağız. Hep birlikte görelim. Şu anda Emir Şemsettin yani Veli Şemsettin türbesinin içerisindeyiz. Türbede dediğimiz gibi 9 adet mezar bulunmaktadır. Türbe doğu, batı ve güneyde 3 pencere olmak üzere ayrıyetten 4'er tane çilehaneden oluşmaktadır. Yani tefekkür etme, yapılan günahlardan arınma Allah ile baş başa kalmak için buralara küçük hücreler tanzim edilmiş. Bir diğer özellik de hemen tavanda yer alan ve sonsuzluğu temsil eden çarkofelek sembolüdür.
Ali Şemsettin'in yapmış olduğu Şemsiye Külliyesi'nden ancak günümüze ulaşan mescitlerden birisi şu anda budur. 110 yıl boyunca burası ibadete kapalı kaldı. Ancak 2013 yılında Vakıflar Bölge Müdürü tarafından yeniden restore edilerek ibadete açıldı. Şemsiye Külliyesi'nden ancak günümüze ulaşan Veli Şemsettin Mescidi'nin şu anda içindeyiz. Kapı ve kenar süslemeleri geometrik şekillerle süslenmiş durumdadır. İçinde ise bu kenar aralığı 11 adım eninde ve 18 adım uzunluğunda Bitlis'in kesme taşlarından imal edilmiş durumdadır. Başında Gök Meydan'dan bahsederken çeşitli hadiselerin yaşandığını da söylemiştik. Ama ondan önce şu anda ekranlarınıza gelen o fotoğraf üzerine biraz daha detaylı konuşalım. Ekranlarda görmüş olduğunuz yapının ismi namazgahlıktır. Bu yapının ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir ama bildiğimiz kadarıyla Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar varlığını devam ettirmiştir. Farsça namazgah, Arapça karşılığı olan musalla kelimeleri genelde namaz kılınan her yeri ifade eder. Üstü açıktır. Ortaya bırakılan sivri dikili taş aynı zamanda kıblenin yönünü göstermektedir. Böylelikle bu bilgiyi de aktarmış olalım. Peki Gök Meydan'da meydana gelen hadiseler neydi? İşte birincisi. Şöyle cereyan eder. 4. Şeref Han Sasunlu Ali Bey'in kızından olan oğlu Emir Şemsettin'i Hazulu Muhammed Bey'in kızıyla evlendirir. Gök Meydan'da kurulmuş olan
Çadırlarda şenlik ve şölenler yapılır. 7 gün, 7 gece süren düğünde gençler Bitlis'in milli sporu olan at üzerinde oynanan çevgen oyununu oynar. İnsanlar zevk ve neşe içinde eğlenir. Düğün hediyesi olarak tepsiler dolusu altın ve para, ziynet gelin ve damadın ayağına serilir. Emir Şerefhan bu düğüne davet ettiği emir ve beylere pahalı hediyeler ve kaftanlar verir. Diğer bir hadise de 4. Şerefhan'ın evlendirmiş olduğu Emir Şemseddin ile ilgilidir. Emir Şemseddin babasının ölümünden 1 yıl 6 ay sonra 6 ay kadar Bitlis'i yönetmeye devam eder. Şerefhan'ın babası Emir Şerefhan'ın en yakın adamı olan adaşı Şeyh Emir Bilbasi'nin ordusuyla o gün Bitlis'i hile ve entrikalarla yöneten Türkmen Pazuki Muhammed Bey arasında yapılan savaşta Şeyh Emir Bilbasi ve oğlu öldürülür. Öyle ileri gidilir ki Şeyh Emir Bilbasi'nin cesedi nişan için hedef tahtası haline getirilir. Mekanları cennet olsun. Kürt atasözü şöyle başlar. Pıra batmanı, medrese bu meydanı, mizyefte hizanı, hırab nabi hatta ahir zamanı. Yani diyor ki, gök meydan medresesi, hizan medresesi ve batman köprüsü ahir zamana kadar yıkılmayıp ayakta duracaktır diye. Sevgili dostlar, arkamda bulunmuş olan medrese neredeyse Bitlis'in sembollerinden olan İhlasiye Medresesi. Yapım tarihi 1589 5. Şerefhan. 5. Şerefhan Şerefname adlı eserinde burayı kendisi yaptırmış olduğunu önemli vurgular. Tarihsel bir rivayete göre medresenin yapımı tamamlanır tamamlanmaz önemli layık bir müderris aranır.
Sonunda Hizan ilçesine bağlı Kavnas adlı köyde Mala Ahmedi Kavnasi adlı derya gibi bilgisi olan erdemli bir zatın bulunduğu haber verilir. Bitlis emiri 5. Şeref Han bu müderrisin Bitlis'e getirilmesini ister. Ama Hizan beyleri şiddetle buna karşı çıkılır. Hatta olay öyle bir aşamaya gelir ki Bitlis emiriyle Hizan emiri neredeyse savaş durumuna gelir. Neticede Mele Ahmedi Kavnasi savaş çıkmaması için fikrini değiştirir ve yapılan şenliklerle Bitlis'e gelip burada müderrislik yapar. Sevgili dostlar, bu bilgileri sözlü rivayette olduğu gibi aynı zamanda 1918 yılında Bitlisli olan Lav Reşit'in, yani tıp doktoru olan Lav Reşit'in yazmış olduğu Jin adlı dergide makale olarak konu böyle işlenmiştir. İhlasiye Medresesi İslami bilimler üzerine ders vermektedir. Aynı zamanda iki bölümden oluşan bu dersler akli ve nakli ilimler üzerineydi. Nakli ilimler fıkıh, kelam, tefsir. Akli ilimler ise matematik, felsefe, edebiyat ve astronomiden oluşmaktaydı. İhlasiye Medresesi'nin giriş kısmı Taşkapı Mukarnas Kafsarası ve Taşkapı Nişi'nin hemen yan yüzeyinde sağ ve solda olmak üzere iki adet madalyon bulunmaktadır. Giriş kapısını çevreleyen bordürler geometrik olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda Taşkapı sivri kemerlerinin üzeri palmetlerle süslenmiştir. Her iki tarafına da birer tane mihrabiye konulmuş durumdadır. Dışarıdan açılan pencerelerin üzerinde rozetler, yan taraflarında ise bordür bezemeli süslemeler bulunmaktadır. Medresenin sağ tarafında bulunan madalyon üzerinde şöyle yazmaktadır: Ya Subham, Cenab-ı Hak, Ya Deyyan, herkesin hakkını ve hesabını veren Allah, Ya Bürhan, delil, mantık. Diğer bir madalyon ise Tevekkülü Ala Haliki, beni Yaradan'a tevekkül ettim.
Dediğimiz gibi Bitlis'te siz alan taraması yaptığınız zaman muhakkak bilmediğiniz bir takım bilgilere de ulaşabilirsiniz. Tıpkı medresenin sağında ve solunda yer alan güneş saatleri gibi. Mekanik saatlerin henüz bulunmadığı veya yaygınlık kazanmadığı devirlerde günün vakitlerini belirlemekte kullanılan güneş saati genellikle taş veya madenden yapılan bir lehva üzerine kazınmış göstergelerle bölgeye gölge veren bir milden ibaret basit bir cihazdır. Bilinen ilk örnek eski Mısırlılara kadar uzanan güneş saatleridir. İslami güneş saatleri şekillerine göre yatay, dikey ve silindirik olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bitlis'in birçok dini ve eğitim kurumu sayılan binaların üzerinde dikey güneş saatleri bulunmaktadır. İşte bunlardan bir örneği de İhlasiye Medresesi'nin bulunan 2 adet güneş saatidir. İhlasiye Medresesi üzerinde bulunan güneş saatleri güneşin doğuşundan batışına kadar olan namaz vakitlerini göstermektedir. Dönemin sayısal değerlerini gösteren milin gölgesi en soldan en sağa doğru hareket etmesiyle zamanı göstermektedir. Beşinci Şeref Han'ın dedesi olan dördüncü Şeref Han, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Pargalı İbrahim ve Ulema Han'ın entrikaları neticesinde Tatlik düzünde yapılan bir savaşta şehit edilir. Bir rivayete göre dördüncü Şeref Han'ın başı gövdesinden kesilerek eziyet edilir. Dördüncü Şeref Han sağlığında yani 1528 yılında kendi adına yaptırmış olduğu Şerefiye Camisi'nin hemen girişinde kendisine bir türbe yeri ayırtmıştı. Vefat edince hemen Bitlis'in yönetimine geçen Emir Şemseddin babasının türbesinin üzerine babasının mezarının üzerine bir türbe yapar. Sasunlu Ali Bey'in kızı Şah Begi Hatun 4. Şeref Han'ın hanımıdır. O da türbenin üzerine
bir kubbe yaparak bugünkü türbe haline getirmiştir. Babasının ölümünden sonra şehrin yönetimine getirilen Emir Şemseddin bir yıl 6 ay şehri yönettikten sonra yine dönemin entrikaları neticesinde İran Şahı Şah Tahmasp'a sığınmak zorunda kalır. Ve orada yapmış olduğu evlilik neticesinde 1543 yılında 5. Şeref Han, yani Şerefname'nin yazarı İran'ın Kum kentinde doğacaktır. 5. Şeref Han 9 yaşına geldiği zaman Kisra saraylarında eğitimini görür ve 1597 yılında Şerefname'yi yazmış durumdadır. 5. Şeref Han 1597 yılında yazmış olduğu Şerefname adlı eserini dönemin Osmanlı padişahı 3. Ahmet'e sunmak üzere İstanbul'a gider. Şerefname aynı zamanda Osmanlı tarihini ve Kürt beylerinin bütün şeceresini olduğu gibi anlatmaktadır. 5. Şeref Han vefat etmiş olduğu 1603 yılında dedesi 4. Şeref Han'ın türbesinin bulunduğu yere defnedilir. Sevgili dostlar, şu anda benim arka tarafımda yer almış olan türbelerde Şeref Hanlar ailesinin bir takım mensupları bulunmaktadır. Gerçi buralar ile ilgili akademik çalışma yapılmadığı için çok fazla da bilgiye sahip değiliz. Ama benim hemen sol tarafımda bulunan 2. Şeref Han Türbesi, ortada bulunan ise Üç Bacılar Türbesi ve hemen sağ tarafındaki türbe ise Ziyaddin Han Türbesi'ne aittir.
Evet sevgili dostlar, Şeref Hanlar Bitlis ve bölgesini 450 ila 470 yıl arasında adil bir şekilde yönetmişlerdir. Bitlis'in idari yapısından söz edecek olursak 1839 yılında mülki idareyi ıslah ve organize etmek amacıyla Tanzimat Fermanı ilan edilir. Bitlis'i yöneten Şerif Bey Tanzimat sonrası yeni düzene uymama konusunda diretince 1847 tarihinde Hariciye Nazırı yani Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı Reşit Paşa harekatıyla devre dışı bırakılır. Bunun akabinde Bitlis Erzurum eyaletinin Muş Sancağı'na bağlı kaza merkezi haline getirilir. Bu idari yapı fazla verimli olmayınca son verilir. 1842 yılından itibaren eyaletlerin başına vali, sancakların başına kaymakam, kazaların başına da yerel halktan biri nahiye müdürü olarak atanmıştır. Nahiye müdürlükleriyle yönetilen Bitlis ve çevresinde oluşan kaotik durumdan dolayı fazla verim alınmayınca şehrin ileri gelenleri topladığı 82 imzayla durumu Erzurum'a bildirir. Erzurum Eyaleti Meclisi Kebiri'nin 14 Mart 1862 tarihinin kararıyla 5 kazadan oluşan Bitlis Kaymakamlığı'na geçişi kabul edilir. Böylelikle ilk kaymakam eski Muş Sancağı Kaymakamı Mehmet Bey Bitlis Kaymakamı olur. Bir müddet kaymakamlıkla yönetilen Bitlis'in en son kaymakamı 1879'da görevi sona eren Reşit Efendi olur. Son kaymakam olan Reşit Efendi hakkındaki şikayetler sonucunda 1879 yılında Bitlis vilayet statüsüne kavuşur. 15 Aralık 1879 yılında ilk vali olarak Arif Paşa Bitlis'e tayin edilir. Gökmeydan bölgesinde saymış olduğumuz bu eserlerin yanında aynı zamanda arka tarafta bulunan ve 1885 yılında Abdülhamit Han döneminde yapılmış olan idadi binalardan birisi bulunmaktadır. Köklü bir mimarlık geçmişi olan Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyunca geçmişinden aldığı mirasa hüküm sürdüğü bölgelerin coğrafi ve kültürel özelliklerini ekleyerek mimari bir sentez oluşturur. İmparatorluğun son dönemlerinde yaşanan siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel değişimler mimarlık anlayışı açısından bir değişimin gerçekleşmesine de neden olur. İmparatorluğun hemen bütün alanlarında gözlemlenen değişim eğitim alanında da gözlemlenir. Klasik Osmanlı eğitim sistemi başta Fransız eğitim sistemi örnek alınarak Batı menşeili bir kurumsal altyapıya kavuşturulmaya çalışılır. Meydana getirilmeye çalışılan bu dönüşüm için alışılmış binaların yanında yeni ve modern anlayıştaki eğitim binaları inşa edilmeye başlanır. Osmanlı fermanlarının ardından vatandaşlık hakları genişletilen gayrimüslimler ve yabancı devlet kendi eğitim kurumlarını açmaya başlarlar. İşte 2. Abdülhamit döneminde kendisinden örnek önceki dönemlerde yapısal modernizasyonu tamamlayan eğitim kurumlarının özellikle inşa sayısı açısından artış ve yayılım gösterdiği bir dönemdir. Evet sevgili dostlar, böylelikle Abdülhamit Han döneminde Bitlis'te idadi binaların yapıldığını da öğrenmiş bulunmaktayız. Hemen arka tarafında yer alan ve 1885 yılında Abdülhamit Han dönemine ait olan yerel imkanlarla yapılmış idadi binalardan birisi görülmektedir. Bu idadi binanın mimarı Fransız Monsieur Ferrari'dir.